Merhaba sırrım ben Serdar ve başka bir soru cevap videosuna hoş geldiniz. Bu arada video devam önce size şu büyük açıklamayı yapayım. 30 bin upload'a ulaştık. Tabii rakamlar önemli değil ama bunlar belirli bir kilometre taşları ve geriye bakınca ne kadar yol kat ettiğimizi anlıyoruz bunlara bakınca. O yüzden böyle videolar yapmak beni güzel oluyor. Geçmişe bakıyorsunuz ve vay be buradan buraya geldik gibisinden düşüncelere kapılıyorsunuz, duygusal anlar yaşıyorsunuz. O yüzden böyle videolar yapmak hoşuma gidiyor. O yüzden bir tane 30 bin upload videosu yapacağım. Gelecek hafta gene soru cevap videosunda tam olarak 50 tam dur. 1, 2, 3, 4, 5, 50 soru cevap diyeceğiz. Yani 50 soru, 50 cevap videosu olacak bir tane. 50 tane sorulu cevaplayacağım. 50 tane cevap vereceğim, yukarıda bir tane böcek. Her neyse, kafamın üzerinde düşmesin de. Bu yüzden sorularınızı yazın. Her kim izliyorsa bu videoyu şu anda videoyu durdursun ve aşağıya gitsin sorusunu yazsın. Çünkü tam olarak 50 tane soru seçeceğim, 50 tane soru cevaplayacağım. Her neyse, bundan önce dediğim gibi gene standart 20 tane soru, 20 civarında soru, tam olarak 20 tane sanırım soru seçtim sizin yorumlarınız arasından. O yüzden onlar cevaplayacağım. Ayrıca bir montaj videosu yapmayı planlıyorum. Gelecek haftaya gene 30 bin ahbap özel olarak baştan teşekkür ederim destekleriniz için. Çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Hadi başlayalım. Birinci soru. Abi Grand Theft Auto 5 multiplayer çekecek misin? Zaten çektim GTA Online diyorsun sen. GTA Online'ın bir tane montaj videom vardı. İki tane de normal video attım sanırım. Heistlere başlayacaktım ama daha başlayamadım ne yazık ki. Ama başlayacağım. Devam edeceğiz. Merak etme. Ama 3 tane video var zaten. İkinci soru. Abi Five Nights at Freddy's oynamayacağım dedin. Oynadın. Neden? Five Nights at Freddy's oynamayacaktım. Sadece montaj yapacaktım. Yani oynayıp montaj yapacaktım. Ama ve lakin sonra arkadaşlarımın tavsiyesine baktım. Oyun kısa sürecek gibi geldi. O kadar uzun sürmeyecek gibi geldi. Yani sonuçta 5 gece oynayacaktık. Tabii 8 bölüm oynadık ama sonuçta 5 gece oynayacaktık. 5 gece oynadık. Kısa sürdü. O kadar kısa süreceği tahmin etmemiştim. Ve gördüğünüz gibi zaten daha araştırma videosu çıkmadı. Daha montaj tamamlanmadı. Şey düşünmüştüm hani. Bu seriyi çekerken Five Nights at Freddy's bu gizem videosunu, teori videosunu serinin ortasında yayınlarsam spoiler olur diye düşünmüşüm. Hoş günlerden spoiler vereceğiz, o başka bir mesele de. Ama sıkıntı yok yani. Pek şey bir nedeni yok. Güzel oluyor. Sonuçta güzel zamanlar geçirdik ve güzel olduğunu düşünüyorum yani. Böyle. Üçüncü soru. Abi Slender the Arrival'a yeni bölümler geldi, çekecek misin? Ki çekiyorum. Şu anda Slender the Arrival'a baştan başladım. Daha önce 4 tane bölüm yapmıştım. İzlemeyenler hemen gidip izle. Hemen şu videoyu durdur şu anda ve gidip izle eski bölümleri. Ki şeyde kalmayasın. Yeni bölümlerini oynamaya başladım. 5. bölüm yaptım. 6. bölüm bu gece gelmesi lazım. Bu akşam izlemediyseniz izleyin. Slender the Arrival'a çok yeni şeyler eklendi. Çok manyak bir hal aldı oyun. Cidden çok manyak bir hal aldı. Veya yok, dün gece yayınladım Slender the Arrival videosunu, bir de Salı günü, salı gece yayınlayacağım veya pazartesi gece bir video daha yayınlayacağım Slender the Arrival'dan. Tabi sonuna kadar gireceğiz de yeni bir video gelecek yine salı gecesi. Çok yenilenen Slender the Arrival, ben bile şaşırdım yani böyle yenilenmesine. Abi Minecraft gizemlerinin ikinci bölümünü ne zaman koyacaksın? O günü iple çekiyorum, o zaman sana iyi haberlerim var. Minecraft gizemlerinin ikinci bölümünü çoktan koydum. Hani çoktan derken cidden çoktan koydum. Çünkü Minecraft gizemlerinin en son 3. bölümünü attım ben. O gördüğünüz gece 3. videoydu. İlk kez o videoyu görenler onun ilk bölümünü zannetti. Halbuki ben daha önce Minecraft gizemlerini çektim. 2 tane çektim aslında. İlk 2 video Herobrine, Entity 303 ve Null hakkındaydı. Gidip bakabilirsiniz eski videolara, eski Minecraft gizemleri videosuna. Onlar da aynen şey gibi böyle gene gizemli şeyler var. Son video birazcık daha böyle açıkta kaldı, birazcık muallakta kaldı, tam kesin değil, kendi teorilerime dayalıydı. Ama diğer videoyu tamamen dedikodulara ve mitlere göre hazırladım. Diğer videoları dedim ya, bu 3. video, sen 4. videoyu soracaktın. 4. videoyu önümüzdeki haftalarda koyacağım app. Araştırmamı bitirince, montajı bitirince o videoda gelecek. 1. Yaşlanınca ne yapmayı planlıyorsun? 2. Neden fanlarına app diyorsun? Yaşlanınca ne yapmayı planladım, az çok anlattım kanalda. Az çok anlattım. Geçen hafta anlattım ve ondan önceki soru cevap videosunu anlatmış olabilirim. Emin değilim bu konuda. Ben bu soruyu şey olarak anlayacağım. Hani yaşlanınca hayatında ne yapmayı planlıyorsun? Açıkçası belki kitap yazmaya başlarım. Yani kitap yazmaya odaklanırım diye düşünüyorum veya bilmiyorum. Ya çok çok önümüzde çok uzun bir yol var. Yaşlanınca nasıl birisi olacağımı bilmiyorum. Hani nasıl birisi olacağımı bilmiyorum derken, hani gidip de dünyanın geri kalanına savaş ilan etmeyeceğim ama belki dinlenmeyi seçerim. Belki çok yorulurum da dinlenmeyi seçerim. Emin değilim. Hani bir şeyler yapmak yerine veya
Belki hani bütün işlerim biter ve baştan kanala odaklanırım. Böyle belgesel tarzında şeyler yaparım belki, emin değilim. Neden fanlarına ahbap diyorsun? Bu benim alışkanlığım. Daha önce benim İngilizce kanallarım vardı biliyorsunuz. Orada dude diyordum benim belki hani fanlarıma. Sokak dilinden çıktı böyle dude 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 falan, çok alışmıştım. Herkese dude diyordum. Geldim burada ahbap demeye başladım. Sanırsın başlarında işte herkese ahbap demeye başlayınca oradan o olaydan, o diyalogdan böyle bir şeyler doldu işte. Doğdu işte. Dolmaz ya. Serdar adamım, Kıbrıs nasıl? Deniz güzel mi? Ya, yüzüyor musun? Ben de orada olsam vallahi çok mutlu olurdum. Ölümüne Serdar Üskürkal. Ölümüne Serdar Üskürkal. Olur mu canım? Saçmalama enerjileri. Kıbrıs çok güzel. Çok sıcak. Çok güzel ama. Deniz güzel mi? Deniz çok güzel ama yüzmüyorum. Daha öyle imkanım olmadı daha doğrusu. Çünkü denize gittiğim zaman bütün gün neredeyse orada kalacağım ve biliyorsunuz günlük 2 video atıyorum. Haftada 2 gizem videosu attığım için bol araştırma yapıp onları belirli bir senaryonun içine oturtmak zorundayım. Onlar bayağı uzun sürüyor, o yüzden pek zamanım olmuyor ama zaman bulursam yüzeceğim. Aynen. Güzeller. Ahbap saçlarını ne zamandır uzatıyorsun ve oyun dünyasına nasıl girdin? Soru cevap videosunda cevaplarsın senin. Oyun dünyasına, ben daima oyun dünyasının içindeydim. Yani 5-6 yaşlarında falan bilgisayar sahibi oldum ve ondan beridir oyun dünyasının içindeyim. Öyle. Saçlarını ne zamandır uzatıyorsun? Saçlarımı ne zamandır uzatıyorum ben? Ben hiç kesmedim ne zamandır uzatıyorum. Bayağı bir 7-8 ay olmuştur herhalde ya. Tembellikten gitmedim ama. Daha doğrusu kıyamadım. Hani bu kadar uzattım dedim ki şimdi bunların başını kesersen baştan uzaması çok zaman alacak ama şu arka kısmı, arka kısmını birazcık kesip şöyle kendi saçlarından tuttum. Seni lanet pisliklerim gibi. Ama arka kısmını kestireceğim birazcık çünkü rahatsız edici oluyor. Çok rahatsız edici oluyor. Özellikle bu sıcakta. Abi birkaç sorum var. 1. Soru cevap 6. Neden gecikti? 2. Videolarını ailen izliyor mu? 3. Eski kanallarından birinin adını söyler misin? 4. Abi son model bir araba alıyorsun ve CJ gelip Rockstar roket atarıyla patlatıyor. Ne yaparsın? 5. İstediğin birini ara açınca hayatta yüksek çözünürlük dileğiyle kal, dileğiyle bye bye de kapat. Şu anda telefonum çekmiyor. Avea çünkü. Pek telefon kullanan birisi değilim. Avea Kıbrıs'a çekmiyor. Onu biliyor musunuz bilmiyorum. O yüzden arama şeyini yapamayacağım. Soru cevap 6 neden gecikti? Çünkü yeterince soru gelmedi. Yeterince çeşitlilik yoktu sorularda. Hep uzaylar vardı. Uzayları ben de seviyorum. Uzayları siz de seviyorsunuz. Uzayları hepimiz seviyoruz. Ama gece gündüz hamburger yemeye benziyor. Gece gündüz hamburger yiyemezsiniz. Daha doğrusu gece gündüz kavrulmuş yumurta yiyemezsiniz. Öyle diyeyim. Ona benzer bir şey hani. Çeşitlilik olsun diye şey yaptım, birazcık bekledim, soruların artmasını falan bekledim ve soru cevap 6'ya geldi. Videolarını ailen izliyor mu? Genelde değil, hani çoğunu değil. Çünkü çoğu onlara hitap etmiyor zaten, gözünü seveyim. Benim yaptığım videolar manyakça, çılgın işte, fantastik şeyler. Hani daha doğrusu gerçek ötesi şeyler oynuyorum. Mesela GTA, o kadar adam ediyoruz falan. Kim, hani çok fantezi yapıyoruz, fantezi şeyler yapıyoruz videolarda. O yüzden pek böyle ciddi insanlara hitap edecek şekilde değil. Hoş şeyler var, o hitap edecek şekiller de var ama. Eski kanallardan birinin adını söyler misin? Tabii ki. The 146 Man'di sanırım. Türkçe videolar yapıyordum orada. Evet evet, hatta şey görebilirsiniz. İlk videolarımı açarsanız işte Leatherface, Bigfoot falan. Orada şey görürsünüz. Eski introsunu görürsünüz. Şey gibi oldu. Bu da hangi hani Rockstar Games eski oyunlarına göndermeler falan yapıyor ya. O tarz şeyler oldu bunda da. Öyle bir şeyler yaşanıyor şimdi. Ona benzedi. Abi son model bir araba alıyorsun ve CJ gelip roket atarıyla patlatıyor. Ne yaparsın? Kaçarım oğlum. Adamın elinde roket atar var. Benim ne haddime konuşmak? Adamın elinde roket atar var. Nasıl benden bu kadar üstesin? Cevapla olan. Bu yorumu sonraki soru cevap videosunda söylemezsem 15 gün sonra kardeşlerim seni kaçırıp ateşe atacaklar. Bu yorumu dikkate al Serdar Minati. Bir kere ben Güllü Minati üyesiyim. Serdar Minati üyesi değilim. Serdar Minati üyeleri yok. Öyle bir mit var ama gerçek değil. Bu tamamen Güllü Minati'yi ateşe atmak için yaratılmış bir propaganda. 2. Nasıl bu kadar üstesiz? Cevap basit. İlk cevabım benim ahbaplarım var. Ahbaplara sahibim ben. Burada beni izleyen insanlara sahibim. Çok güzel iletişimde olduğum insanlara sahibim. Sen herkese düşmanca bir tavır sergiliyorsun. İlk sebep bu. İkinci sebep. 146. Sen 145'sin. Ben 146'yım. Aradaki farklar bu yani. Vault 146 var mı? Soru işareti. Yoksa olmalı.
Kesinlikle olmalı. Vault 146 yok ama kesinlikle olmalı. Daha fazla aynı fikirde olamazdık seninle ahbap. Abi neredesin? Kıbrıslıyım. Abi yeni seri istiyoruz artık. Yeni seriler geliyor canım. Five Nights at Freddy's geldi. Amnesia: The Dark Descent geldi. Happy Wheels'a başlayacağım. Happy Wheels'a başlayacağım. Evet. Onun dışında farklı şeyler. Oo, çok farklı bir gizem serisi de gelecek. Onunla hazır olun. Çok farklı bir gizem serisi gelecek. Hani böyle beklemeyeceksiniz. Ah, bu ne lan diyeceksiniz. O tarz bir gizem serisi gelecek. Soru cevap çekerken arkandan bir yaratık gelse ne yaparsın? Böyle şeyler söylemeyin ya. Böyle şeylerin şakası olmaz. Merhaba. Abi GTA 4 gizemleri çeker misin? GTA 4 gizemleri gelecek ahbaplar, merak etmeyin. GTA 4 her ne kadar oynayamasam da ve hikayeyi bitirmeyi başaramamış olsam da ki bana bağlı sebepler değil, GTA 4'ü şimdiye kadar bitirmiş olurduk fakat dediğim gibi benim hesabıma bir şeyler oldu. O yüzden şu anda GTA 4'e devam etmem mümkün değil ama gizemleri çekeceğim. Gizem videoları yapacağım. Söz veriyorum. Abi saçların rahatsız etmiyor ama bir de videolarda sıkıntı olmuyor. Saçlar videolarda sıkıntı olmuyor ama dediğim gibi şu arka kısmı rahatsız ediyor. Bunları toplamaya çalıştım, pek hoş görünmedi topladığım zaman arka taraftaki saçlarımı. Ama arka tarafı birazcık kısaltacağım. Yani. Adımı söylersen sevinirim. Yahu sen kanala sürekli böyle yorumlar atıyorsun. Adını söylersen. Senin adını söylersem sen hiçbir çıkardan olmayacak. Neden böyle şeyler yapıyorsun ki? Tam aksine insanlar senden uzaklaştıracak. Yani bence yapma. Bence kendi gücünle, kendi emeğinle şey yap. Sabret bence. Bunu şey yapmaya devam et. Şaka yaptım. İlhan abi adamsın. Adını söylerim tabii. Türk Pro. Muhteşem bir kanal. Kesinlikle gidin bakın, muhteşem videolar var, çok kaliteli bir içeriği var. Kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Serdar abi seni seviyorum kalp koy. Ay canım benim. Al sana benden 3 kalp. Al sana 4 kalp. Al sana 5 kalp. Daha fazla kalp koyamam. Kalp kalmadı bende. Kalp krizi geçiriyorum. Şaka yaptım. Harbiden şakası olmazdı. Kötü bir şakaydı. Özür dilerim. Diğer soru cevapta cevabını inşallah verirsin. Sorun şu. Şu an hangi gizemle uğraşıyorsun ya da sıradaki gizem videosu ne konu olacak? Sıradaki gizem videosu San Andreas'ın son gizem videosu olacak. Hatta San Andreas'ta yaptığımız son video olacak arkadaşlar. Evet, bir dönem kapanıyor, başka bir dönem açılıyor. Ama San Andreas'ı artık sonlandırmamız lazım çünkü gerçekten çok uzadı. San Andreas'ın son videosu en iyi videolardan birisi olacak. Hatta şu ana şunu kesinlikle söyleyebilirim. San Andreas'ta yapacağım en iyi video olacak. Gelecek hafta salı günü gelecek veya çarşamba günü. Videoyu kesinlikle kaçırmayın. Tüm San Andreas'ın son videosu. Ve bu videonun içeriği sürpriz olsun ama elimden gelenin en iyisini yaparak hazırlanmaya çalışacağım bu videoya ahbaplarım. Ha ben adamsın abi. Aha ben adamsın abi. İyi ki de 2 yıl önce abone olmuşum. Asıl sen adamsın ahbap. Asıl siz ahbaplar adamsınız ve 2 yıl önce abone olmuşsan bayağı bir eskiden geliyormuşsun ya. Senin için bayağı şey oldu. nostalji olmuş bu tür şeyler yani. Ne bileyim. O zaman San Andreas gizemleri 2 yıl önce San Andreas gizemleri yeni şey yapıyordu. Yeni San Andreas gizemleri videoları yapıyordum. Şimdi San Andreas gizemleri yaptım, bitirdim. Şimdi baştan daha kaliteli bir şekilde, daha profesyonel bir şekilde, daha etkileyici bir şekilde yapmaya çalışıyorum baştan. Senin için şey oldu. Neyse ve izleyicilerimize teşekkürler. Dediğim gibi gelecek hafta 30 bin apap özel videosu olacak. 50 soru 50 cevap kesinlikle kaçırmayın. Tavsiye ediyorum, izleyin. 50 tane soru bekliyorum. En az 50 soru bekliyorum şu yorumlarda. Yani 50 soru olması demek sorunuzun cevaplanma olasılığının yüksek olacağı demek. Ama dediğim gibi çok fazla yorum gelirse, çok fazla soru gelirse sizin sorularınızı cevaplayamayabilirim. Ama tam olarak 50 tane soru cevaplayacağım. Ne kadar uzun olacağını bilmiyorum ama bunu yapacağım. Söz veriyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi yüksek çocuklukta kalmanız dileğiyle. Bay bay.